Gübre çiftçilerimiz için en önemli girdilerden biri. Dolayısıyla doğru tercih yapmak, doğru üründe doğru gübreyi kullanmak çok önemli. Bu programda sizlere gübrelerin içinde neler var, üzerinde yazılan rakamlar ne ifade ediyor, mineral gübre, organomineral gübre, bunlar ne demek? Bütün bu sorulara birlikte cevap arayacağız. Bu organomineral gübreler dediğiniz gübreler çok daha akıllı çalışan ve toprağın ihtiyaçlarına göre elementler içeren tabii, formdaki gübreler. Bir de bu organomineralerdeki özelliklerden bir tanesi de bu organik maddeye azotun fikse edilip yavaş yavaş bırakılması. Yani bu tip gübrelerdeki elementler bu toprakta yavaş yavaş salınarak bitkiyi her daim besler. Birdenbire mesela normal kimyasallarda azot birdenbire uçar gider. Fakat bizim bu gübrelerimizdeki azot yavaş yavaş salındığı için bitkinin her devresinde yavaş yavaş azotu alır. Dolayısıyla buradaki azot kaybı da engellenmiş olur. Yani bitki ihtiyacı olduğunda besini alarak. Evet, aynı o şekilde çalışır. Peki bu tarz gübreler hem tarla tarımında hem bahçecilikte, yani kullanım alanları nereler? Şimdi biz bu organomineralleri meyve bahçelerinde, sebze alanlarında, kapalı seralarda veya açık sebze alanlarında her yerde tavsiye ediyoruz. Yani niçin bunu yapıyoruz? Özellikle küçük alanlarda bu organomineral gübrelerin kullanılmasında büyük fayda var. Hem verimi artırmak açısından hem çiftçinin intensif tarım yapması açısından bu gübreler onları çok büyük destekleyecekler. Örneğin bir seralarda kullanılmasını müthiş tavsiye ederiz. Örneğin küçük sebze alanında kullanılmasını tavsiye ederiz. Meyve bahçelerinde kullanılmasını tavsiye ederiz. Büyük tarlalarda mesela bir patates ekiminde, bir buğday ekiminde ise bu kompoze dediğimiz işte şu an yeni ürettiğimiz 4-15, 10-18-12 gibi gübreleri tavsiye ediyoruz. Mesela 4-15 dediğimiz bir gübre var. Patateste, soğanda, mısırda, ayçiçeğinde çok etkili gübre bu. Mutlaka kullanılması gereken bir gübre. 10-18-12+20 kükürt dediğimiz yine patates tohumluğunda, yine soğanda, yine buğdayda kullanılan bir gübremiz var. Evet, bunları tavsiye ediyoruz. Çünkü bunların maliyetleri biraz daha uygundur diğer şeylere göre. Tabii alan büyüdükçe maliyet daha çok önem kazanıyor. O anlamda önemlidir. Zaten üzerinde de prospektüste yazıyor nerede ne kadar kullanılacağı. Ama önemli olan şey çiftçinin mutlak surette bu yeni nesil gübrelere doğru dönmesidir. Bizim için önemli olan şey budur. Bunu da tavsiye ediyoruz, şiddetle tavsiye ediyoruz. Peki şimdi tabii maliyet dediniz, aslında çok önemli bir konuya da parmak bastınız. Evet. Şimdi çiftçiler için girdiler çok önemli. İki ana girdi var zaten, bir mazot ve gübre çiftçiler için en önemli girdi. Yani çiftçiler bu tarz gübrelerden biraz fiyatı yüksek olduğu için çekinebiliyor. Hayır, o anlamda yanlış bir anlamda anlatmış olabilirim. Bunlar pahalı gübreler değil. Normal kimyasallardaki şu an kullandıkları bir kimyasal gübreden daha pahalı değiller. Fakat biz çiftçinin her kuruşunun önemi olduğunu bildiğimiz için üzerindeki dozlara bakarak bunları kullanmasını tavsiye ediyoruz. Onun için ben maliyetledim. Çünkü çiftçi artık bugün zor kazanıyor. Hakikaten maliyetler arttı, onu da biliyoruz. Onun için biz de elimizden geldiğince fiyatları en ucuz fiyatlarda tutmaya çalışıyoruz. Bunların yanlış anlaşılması, fiyatları pahalı değil. Bir DAP'tan 1.20'den daha pahalı değil yani. Onu söyleyeyim size. Yani çünkü böyle bir kanı var. Bunu da buradan mesajını vermiş olalım aslında. Yani aynı maliyetleri topraklarımızı miras bırakma şansını da elde ediyoruz. Aynı maliyetlerle, yani bugün kullandıkları kimyasalların fiyatlarıyla bu gübreleri alabilirler. Hiçbir problem yok yani. Aynı fiyatlar ve çok daha iyi, çok daha kaliteli gübrelerdir. Kullanabilirler. Yani aslında aynı fiyatı verecek, daha fazla verim alacak ve toprağının da yapısını bozmamış olacak. Aynen öyledir. Aynen bu şekilde. O zaman biz de buradan çiftçilerimize bu duyuruyu yapmış olalım. Topraklarımızı koruyalım, çocuklarımıza miras bırakalım. Özellikle de tavsiyem burada, bu safir dediğimiz 10-10-10 artı şu sedef dediğimiz gösterelim şeye 8-8+12 kükürtlü gübreleri şiddete tavsiye ediyorum çiftçilerimize. Peki efendim, biz de Türk tarımına verdiğiniz katkılardan dolayı size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrar.